Bu haftanın vlogundan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu haftaki vlog biraz geç geldi. Sebebi de işte başka videolar çektim. Bir de bugün KPSS başvurusu hakkında geç başvurular üzerine bir video çektim. Geç başvurular bugünden itibaren başladı. Yarın saat mesai bitimine kadar devam edecek bürolardan. Ama online başvurunuzu 23.59'a kadar yine aynı şekilde ödemelerinizi yarın 23.59'a kadar tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında bu hafta çok da bir şey olmadı. Kadınlar Günü dolayısıyla bir video çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Bu hafta işte bugün pek de bir şey olmadı. Havalar soğuk. Yeni bir kar fırtınası geliyor. Mutlaka önleminizi almaya çalışın arkadaşlar. Bu arada Bursa'da ayın 14'üne kadar bütün okullarda kar tatili geldi. Az önce Instagram'da gördüm. Evet, bugün ani bir kararla The Batman filmine gidiyorum. Sabahtan beri karar veremedim bir türlü. En sonunda son seanslara doğru karar verdim. Saat 17 seansında Koruparkta sinemaya gideceğim. Türkçe altyazılı olarak izleyeceğim filmi. Filmi çok övenler oldu. Yani epey beğenildi. Karanlık, bu film biraz daha karanlık bir film olduğuna dair söylentiler var. Dolayısıyla benim de ilgimi çekti. Yani 2 saatten fazla bir süresi var. 3 saate yakın bir süresi var. Ben de izleyeyim dedim. Seçeneklerde Bergen filmi de vardı ama onu kardeşimle beraber izlemek istiyorum. O da bu aralar üst üste maalesef nöbeti var. Nöbetlere gidiyor. O yüzden dedim The Batman filmine gideyim. Kardeşimle de Bergen filmine gideriz. Bergen filmi de çok beğenilen bir film. Farah Zeynep Abdullah'ın oyunculuğu gerçekten de çok beğenilmiş. Bakalım nasıl bir film olmuş. Kardeşim de gittiğinde yine sizlerle paylaşırım. Evet, saatimiz 6 çeyrek geçiyor. Yavaş yavaş gideyim. Zaten Bursaray'a bineceğim. Hemen Koruparkta ineceğim. Orada da filme giderim. Ben uzun süredir sinemaya gitmedim. En son ne zaman gittin? Ha, en son kuzenlerimle Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmine gitmiştik Beyoğlu'nda. O zaman gitmiştim. Ama işte dedim Batman filmi güzel bir filme benziyor. Gideyim dedim. Bir de evde canım sıkılıyordu. Ders izlemekten biraz bunaldım. Bir de muhabbet kuşu kafamı iyice şişirdi. Dedim kendimi bir dışarı atayım. Öyle bir plan yaptım. Evet. Neyse, çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar, dışarı çıktım ve şimdi Koruparka gitmek için ya dolmuşa bineceğim. Aslında Bursaray'a da binebilirdim ama dolmuşlar biraz ötede geçtiği için ona binerim daha kolay olur. Çünkü aynı hesaba denk geliyor. O yüzden dolmuşu tercih ettim. Bu arada daha önce de belirttiğim gibi İşte hikayelerde belirtiyorum. KPSS ile ilgili artık video gelmeyecek. Zaten KPSS ile ilgili yeterince video yaptığımı düşünüyorum. Nasıl yapılır diye. Nedir, nasıldır, kim başvurabilir gibi soruların cevapları zaten yukarıdaki kartlarda görebilirsiniz. Yani başka da gelmeyecek. Ha, bir tek 28 Nisan'da KPSS kura başvuruları için duyuru videosu gelir. Ondan sonra da gelmez artık. Bilginiz olsun. Karşıya geçeyim ben. Evet arkadaşlar, sinemaya geldim. Saat 7 seansına gireceğim. Saat 7 seansı salon 3. Salon 3. 25 lira bilet fiyatları. Evet. Bu şekilde. Filmler bu şekilde. Sanırım bu sinemada 3, 4 tane Batman, hatta 5 tane Batman filmi var. 4 tane Bergen. 2 tane Uncharted. 2 tane de Dilber Ay var. Evet, filmimize doğru gidelim. Şöyle bir açık hava sergisi var. Açık hava dedim yani açık sergi. Evet.
Evet, salonumuz böyle. Koltuk numarası F5. Ortalarla. Bir bakın. Salon bir şekilde. Evet arkadaşlar. Filmden çıktım yine. Güzel bir filmdi bence. Filmle ilgili izlenimlerimi eve varınca sizlere anlatacağım. O zaman şimdilik görüşürüz. Tekrar merhaba arkadaşlar ve sonunda eve geldim. Yorucu bir gündü. Aslında yorucu bir gün derken sinemada oturmak, uzun saatler boyunca oturmak, yaklaşık 3 saat boyunca sinemadaydık. 2,5 saatten fazla film süresi var. Bir de molaları sayarsak 3 saate yakın. İnsan oturunca biraz yoruluyor. Filmle ilgili izlenimlerim şu şekilde. Filmi ben beğendim açıkçası. Hani birçok film inceleme sayfasında, Instagram sayfası olsun, YouTube olsun, birçok kişinin hoşuna gitmişti. Ben de merak ettim. Açıkçası bugün planlamadan gittim. Hani ne zaman gideceğim belli olmayan bir şeydi. Bir de canım sıkılıyordu. Hani canım sıkılıyordu derken hani bir şeyler yapmak istiyordum. Biraz değişiklik olsun dedim. Biraz da işte bu EKPSS videolarını izleyip ders çalışmaktan biraz kendimi dışarı atayım dedim. Uzun süredir dışarı da çıkmıyorum. Öyle bir değişiklik oldu. Ani bir karar oldu. Biraz bahane oldu Batman filmini izlemek. Güzel oldu. Batman gerçekten de güzel olmuş. Hani karanlık bir film. Burada gerçekten de iyi bir Batman filmi görebiliyoruz. Batman'in hikayesini, Batman'in adaleti sağlama çabası güzel olmuş bence de. Filmdeki şeylere, bu tarz şeyleri söyleyemeyeceğim size. Hani işte filmci gözüyle bakmak, işte yönetmen senarist gözüyle bakmak, bunlar bana göre değil. Ben normal bir izleyiciyim. Hani bu süper DC fanları oluyor ya, Marvel fanları oluyor. Ben onlar gibi bakamayacağım olaya. Normal benim için bir filmdi. Ama önceki Batman serisinden, yani Nolan yapımı olan seriden sonra en güzel Batman filmi diyebilirim. Ben Snyder Batman'ini çok sevmemiştim. Yani çok fazla şişirilmiş bir Batman vardı. Yani birinci filmdeki Batman'in kıyafeti bile çok fazla kabaydı yani. Sonraki filmde yani işte Justice League'de düzeltmeye çalışmışlar. O film de çok tutmamıştı zaten. Beğenilmemişti. Yani sınıfta kalmıştı. Ama bu Batman güzel diyebiliriz. Film karanlık bir film ama gerçekten de beğendim ben. Gitmeniz için tavsiye edebilir miyim? Size kalmış bir şey. Hani gitmek isterseniz size bir seçenek olabilir. Ama işte sinema biletleri çok pahalı. Gerçekten de en ucuz bilet 25 liradan başlıyor. Bir de halk günlerini iyice kovalamak lazım. Mesela Cinemaxim'e baktım, bir de biletini ala baktım. Ben aslında aniden karar verdim. Hani planlı olarak ise Cinemaxim'in bazı günlerde bilet ücretleri ucuz. Hani 19 liradan başlıyor. Biletini al sitesine baktığınızda o 25 lirayla 23 arası. Mesela öğrenci bileti 23 lira ama sizden 2 lira 3 lira da komisyon alıyor, yine 25 liraya geliyor. Normal biletlerde 25 lirayken yine sizden komisyon aldığı için 27-28 liraya geliyor. Ben gittim direkt sinemadan aldım. 25 liraydı bileti. Bakın burada da var. Bakın bu da biletim. Bu da bir hatıra. Artık şimdiki biletler bu şekilde yapılıyor. Fiş olarak veriyor. Eskiden gerçekten sinema aşığı olanlar varsa, hani çocukluğundan beri ya da gençliğinden beri sinema gitmiş olanlar varsa, o zamanlardaki biletler çok farklıydı. Yani insan koleksiyon yapabilecek bir güzelliğe sahipti onlar. Şimdi öyle değil, artık fiş var ya da telefonunuzda barkodla gidiyorsunuz. Evet, böyle bir gündü. Dedim böyle bir vlog çekeyim dedim. Sizlerle sinema maceramı paylaştım bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer siz de Batman'i izlemişseniz spoiler vermeden yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bu arada abone olmayı lütfen unutmayalım. Hoşça kalın.